Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Eğitim Vadisi yayınlarının biyoloji denemesi ile beraberiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 28'in sorudayız. Sağlıklı bir insanda diyor ki: "Kanda ve idrarda bulunan bazı maddeler aşağıdaki tabloda verilmiştir." Kan üst sıradakiler, idrar alt sıradakiler. Var olanlar artı, yok olanlar ise eksi demişler arkadaşlar. Numaralarla işaretlere yerlerden aşağıdakilerden hangisi doğrudur bakalım arkadaşlar Kanda glikoz vardır artı demiş ki idrarda glikozumuz var mı Hayır arkadaşlar sebebimiz niye sağlıklı bir insan demesi nedeniyledir? Peki bakalım arkadaşlar kanda üre var mıdır Evet arkadaşlar kanda üre vardır artı bu üre miktarlarına göre sıralanır en fazla hangi damarda dersi arkadaşlar bilgilerimizde verelim Karaciğer toplar damar olacak arkadaşlar. Sebebi şu. Amonyak üreye karaciğerde dönüşür arkadaşlar. Bu yüzden en fazla karaciğer toplar damarında üre olur. En azını isterse bu sefer arkadaşlar böbrek toplar damarı diyeceğiz. Sebebi çünkü idrara ürenin yarısı gidecek. Geriye kalan yarısı ise arkadaşlar kanda kalacak. Böbrek toplar damarı da en az olmak zorunda. 2'ye artı bulduk. Bakalım alver hücresi yani bizim kan hücrelerimizden bahsediyor. Kanda vardır. Peki idrarda var mıdır? Hayır arkadaşlar idrarda bulunmaz. Peki geldik tuz miktarına bakıyoruz arkadaşlar. Yoğunluğu sağlar tuz. Kanda tuz miktarı var mıdır? Evet vardır. İdrarda var mıdır? İdrarda da vardır diyoruz. Bakarsak arkadaşlar 1 eksi 2 artı 3 eksi 4 artı olacak. Hangi seçenekte doğru cevap var? A seçeneğinde doğru cevabı bulduk arkadaşlar. 29. soruya geldik. Diyor ki bir komüniteyi oluşturan bireylerde komünite demiş arkadaşlar. O zaman komünite eşittir birden fazla tür içerir arkadaşlar. Burada bakalım olaylardan hangilerinin gerçekleştirme şekli farklılık gösterebilir. Peki beslenme biçimi farklılık gösterilebilir. Solunum çeşitleri farklılık gösterebilir. Üreme çeşitleri farklılık gösterebilir. Örnek vererek açıklayalım. Diyelim ki odadasınız arkadaşlar. Odada bakteriler var bakteri ve siz varsınız arkadaşlar. Peki beslenme biçiminiz eğer odadaki bakteri fotosentezse siz heterotrof canlısınız. Bu yüzden beslenme biçimi farklılık gösterdi. Solunum çeşitlerine bakalım. Buradaki bakteri oksijensiz solunum yapmış. Siz oksijenli solunum yapıyorsunuz. O zaman farklılık gösterdi. Bakteriler amitoz bölünmeyle sayısını arttırıyordu. E siz de eşeğil üreme yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden farklılık gösterir. 29. sorunun doğru cevabı E seçeneği oldu. 30. soruya geldik. Fosentez reaksiyonlarında gerçekleşen değişimlerden hangisi ışığa bağımlı tepkimelerde gerçekleşir? Arkadaşlar hatırlayalım. Kutucuklarımız var iki tane. Işığa bağlı reaksiyonlar ve karanlık evre diye ifade ettiğimiz ışıktan bağımsız reaksiyonlar. Evet arkadaşlar buraya ışığa bağlı diyelim ki. Nerede gerçekleşiyordu? Granada. Buysa ışığa bağımsız. Bu nerede gerçekleşiyor? Sutroma yazdık. Işığa bağlı reaksiyonlarda. Bakalım. Öncelikle bir ışık girişi olacak. Başka arkadaşlar su girişi olacak. Dışarıya çıkan ise oksijen. Nerenin oksijeni arkadaşlar? Suyun içerisindeki hidrojen kaynağın yanındaki yapımız. Peki. Başka neler çıkacak? ATP molekülümüz çıkacak. Bir de arkadaşlar ph 2 molekülümüz çıkacak. Işık devrede ürettiğimiz ATP ve NADPH2 karbondioksitle beraber arkadaşlar birleştirerek karşılığında besin oluşturacak. Dikkat edin arkadaşlar buraya. Bu besinlerin monomeri oluşacak. Peki bunlar ne olabilir? Amino asit olabilir, glikoz olabilir. Organik bazlar olabilir adenin gibi arkadaşlar. Başka vitamin olabilir. Yani organik yapı taşları sentezleyeceğiz. Diyor ki ışığa bağımlı tepkimelerde gerçekleşir. Bizim için önemli olan kısım renk içerisine alalım. Işığa bağımlı tepkimeler şurası arkadaşlar. Buradakilerini bulacağız. Oksijen miktarı zamanla artar demiş ki. Bakalım tepkimede oksijen çıktığına göre zamanla artar. Doğru oldu. Karbondioksit miktarının azalması nerede? Karanlık evre. Karanlık yazdık. Yanlış oldu. NADPH zamanla azalmış arkadaşlar. Yani şundan bahsediyor. Bunun artmasını bekliyoruz arkadaşlar. Nat pH2'nin. Bu yüzden yanlış oldu. ATP miktarımıza bakıyoruz. Arkadaşlar ışığa bağımlı tepkimelerde ne üretiyoruz? ATP molekülü üretiyoruz arkadaşlar. Peki ATP molekülü ürettiğimize göre zamanla artmasını isteyeceğiz. Bu yüzden doğru oldu. Peki 30. sorunun doğru cevabı 1-4-A seçeneği oldu arkadaşlar. Şimdi şu bölümü bir daha bakarsak. Aklınızda kalan yapılara. Arkadaşlar şimdi NADPH2'ler üretildi. Nerede? Işık devrede. Burada H2'miz yok. Peki NADPH2'ler İçerisindeki hidrojene karbondiokside verdikten sonra dışarıya arkadaşlar NADH, NADPH şeklinde çıkar. ATP verildikten sonra ADP şeklinde çıkar. Bunlar ışıklı evrede tekrar kullanılır arkadaşlar. ADP fosfat bağlanarak tekrar ATP oluşturulur. NADPH'lara hidrojen bağlanarak NADPH2 oluşturur. Peki A seçeneğimiz doğru cevabımız oldu arkadaşlar. Evet 31. sorudayız. Aşağıdaki insanda sindirim sisteminde görev alan diyor ki organlar numaralarla gösterilmiştir. Buna göre karbonhidratları yani şekerlerin sindirim için kaç numaralı organlar enzim üretir? Bakalım arkadaşlar. Ağızda tükürük bezlerimiz vardı. Bu amilaz enzimini üretecekti. Amilaz pişmiş nişastayı nişasta ya da arkadaşlar glikojeni amilaz ağızda parçalayacaktı. Hangi ortamda? Nötr ortamda. Muhakkak ne kullanmamız lazım? Kimyasal sindirimde unutmayın su kullanmamız lazım arkadaşlar. Karşılığında maltoz artı dextrin üretecekti. Monomer üretiyor mu? Hayır arkadaşlar. Monomer üretimi yok ama sindirim gerçekleşiyor. Bakalım karaciğerden arkadaşlar herhangi bir şekilde enzim salgılanmaz. Burada safra dediğimiz madde salgılanıyor. Yağın mekanik sindiriminden sorumlu. Midedeyse arkadaşlar pepsinojen dediğimiz proteinlerin sindirimi için enzimler salgılanır. Peki pankreasa geldik. Pankreas'ta yine karbonhidratların sindirimi için arkadaşlar amilaz enzimi salgılanacak ama bu sefer amilaza dikkat edin bu sefer arkadaşlar. Burada nötr ortamdı. Şimdi ise amilaz baz pH'ta, bazda ne yapar? Yine nişastayı Nereye dönüştürecek arkadaşlar? Maltoz artı dexne. Şimdi burada diyeceksiniz ki hocam başlangıçta nişastayı ağızda zaten sindirdik. Bir daha niye ondan sonra ince bağırsakta işte pankreastan gelen amilazla sindirmiş olayım. Arkadaşlar kimyasal sindirim uzun gerçekleşir. Yani 1-2 saate alır. Ağızda besin parçalarımızı yuttuğumuz için kısa sürede gerçekleşecek. Kısa sürede Tamamen nişasta bu şekilde parçalarına ayrışmaz. Daha fazlası oran verirsek diyelim %10'u burada ondan sonra sindirilirken geriye kalan da yüzde da ince bağırsakta sindirecektir arkadaşlar. Tamamen zaman sorunu. Peki geldik ince bağırsa ince bağırsak yazdık. İnce bağırsakta ise disakkaritler sindirilir. Daha doğrusu sindir üretilir enzimi üretilir enzim üretilir Kim bunlar arkadaşlar ince bağırsaktaki karbonhidrat sindiren enzimler maltas laktas sükras ve dexrinaz enzimi dexini sindiren enzim peki ağızda karbonhidratların sindirimi gerçekleştirdik amilaz enzimiyle pankreas'ta karbonhidratların sindirimi gerçekleştirdik. Yine amilaz enzimiyle farklı peyaşlarda salgılanıyor. Farklı yerlerde üretiliyor arkadaşlar amilaz. Bu tip sorularla karşılaşırsınız. İnce bağırsakta ise özellikle disakkaritlerin sindirimi için enzim üretilir. Peki bakalım 1, 4 ve 5 seçeneğinin beraber bulunduğu seçenek doğrudur. E seçeneği doğru seçenek oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar 32. sorudayız tüm solunum çeşitlerinde olaylardan hangileri ortaktır? Solunum çeşitlerine bakarsak arkadaşlar oksijenli solunum, oksijensiz solunum, oksijenli ve O2'siz solunum dedik. Oksijenli solunuma bakarsak arkadaşlar glikoliz evremiz vardı. Oksijensiz solunumda da yine glikoliz evremiz var. İkisinde de ortak. Peşine arkadaşlar süpsat düzeyinde fosforilasyonlarımız var. Oksidatif düzeyde fosforilasyonumuz var. Elektron taşıma sistemi koymuşlar arkadaşlar burada. Bakalım biz glikolizi baz alırsak ortak cevap tüm canlılarda yapıldığı için doğru cevabı buluruz. Glikolizde 6 karbonlu glikoz arkadaşlar önce ATP ile 2 ATP ile arkadaşlar aktifleştirilir. 6 karbonlu 2 fosfatlı molekül oluşur. Parçalarına ayrıldıktan sonra 3 karbonlu bileşik değer elde ederiz arkadaşlar. Bu 3 karbonlu bileşik ise pürüvik asit olarak ifade edilir. Glikoliz evresinde arkadaşlar tüm canlılarda ortak olduğu için tüm sonum çeşitlerinde de ortaktır. Pürvat oluşumu arkadaşlar ortaktır. Doğru oldu. Sübsat düzeyinde fosforlasyon. Bakalım arkadaşlar. Burada 3 karbon oluşan, oluşurken sübsat düzeyinde fosforlasyon gerçekleşir. Buradan 2 ATP sentezlerim. Aynı zamanda buradan da 2 ATP sentezlerim sübsat düzeyinde fosforlasyonla. Peki bunlarla arkadaşlar Glikoliz evresinde totalde 4 ATP sentezledim. Başlangıçta 2 ATP harcadım. Net kazancıma bakıyorum. 2 ATP'de bizim net kazancımız oldu. Glikoliz evresi yine ortak olduğuna göre süpsat düzeyinde fosforlasyon tüm solunum çeşitlerinde ortaktır arkadaşlar. Elektron taşıma sisteminin görev yapması bu oksijenli solunuma aittir. Oksijenli solunum olduğu için canlılar oksijensiz solunum yapar arkadaşlar. Orada elektron taşıma sistemi görev yapmaz. Bu yüzden üçüncü önermemiz yanlış oldu arkadaşlar. Doğru cevabımız 1 ve 2 C seçeneği. Evet arkadaşlar şimdi 33. sorudayız. Bir polipeptit zincirinin yapısında bakalım arkadaşlar. 1, 2. Metiyonin var. Burada triptofan var. Peşine glisin var, lizin var ve alenin var. Arkadaşlar bundan 4 tane, bundan 3 tane diyor ki 6 tane, 5 tane ve 2 tane kullanılmış. Amino asit bulunmaktadır diyor ki. Buna göre diyor ki durumlardan hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Polipeptit zincirinde 19 tane peptit bağı bulunur. Arkadaşlar bakalım burada 4 tane bunlardan kullanmışız. 3 tane 7, 6, 13, 18 ve 20 tane ne var? Amino var. Peki amino asit artı amino asit artı amino asit diyorduk. İlerledik. Protein dedik arkadaşlar. Buradaki sayımız n olsun. Artı n-1 tane ne açığa çıkıyordu? Su çıkıyordu. Ayrı zamanda da n-1 tane de peptit bağı çıkıyordu. Kullanılan amino toplamda 20 tane ise n sayımız 20 oldu arkadaşlar. Açığa çıkan su sayımıza bakarsak n-1 olduğuna göre 19 tane su aynı zamanda 19 tane de peptit bağ açığa çıkacaktır. Peki birinci önerme doğru oldu arkadaşlar. Polipeptit sentezinde en az demiş arkadaşlar. 5 çeşit tRNA görev alır. Arkadaşlar Metiyon için bir çeşidi bulduk. 4 tane ama aynı çeşidi sürekli kullanıyoruz. Triptofan için yine arkadaşlar aynısını kullanıyoruz. Yine bir tane kullanıyoruz. 2 etti. Glisin için yine bir tane kullandık. 3. En az dediği için arkadaşlar 1 alıyorum. Yani glisin için 6 tane de olabilir. 6 tane de antikodon gelebilir. Ama en azını kullanacağımız için 1 aldık. Bunu da 1 aldık. Alenin için de 1 aldık. Totalde arkadaşlar hepsi için en az 5 tane kullanılır. TRNA e görev yapar. Doğrudur. En fazlayı verebilmesi için bize tablo vermesi lazım. Metiyon için arkadaşlar bir tanedir. Yani A, U, 4 tane de olmuş olsa tek kullanırız. Ama triptofan için 5 tane de olur. 7 tane de olur. Fark etmez. Maksimum sayısı için bize tablo verip tablodaki yorumlamamızı ister. Diyor ki 3'e bakıyoruz şimdi. Sentezinden sorumlu gen de 19 tane kod bulunur. Arkadaşlar totalde 20 tane neyimiz var? Amino asitimiz var kullandığımız. Peki bizim bunlarda durdurucu var mı arkadaşlar? Durdurucu da DNA'da olduğu için durdurucu kodu kodda kullanmamız lazım. E 20 tane için 20 tane kod kullandık. Artı bir de durdurucu var arkadaşlar. Peki totalde 21 tane kullanmamız lazım. 19 tane demiş ki. Yanlış oldu. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği oldu arkadaşlar. 34. sorudayız. Bir öğrenci etil alkol ile ilgili çalışma kartları hazırlıyor. Buna göre diyor ki bu çalışma kartlarından hangisinin laktik asit fermentasyonu içinde kullanılabilir? Arkadaşlar nektemin bir yapalım. 6 karbonlu glikoz var elimizde glikoz parçalarına ayrışacak. Daha doğrusu öncelikle bir 2 ATP verelim arkadaşlar. 2 ATP verdiğimiz zaman 6 karbonlu 2 fosfatlı molekülümüz oluşacak. 1,6 fruktoz difosfat diyoruz bu molekülün adına. Bunlar parçalanacak arkadaşlar. Parçalandıktan sonra 3 karbonlu az önce yapmıştık. 3 karbonlu 2 tane pürüvik asit oluşacak. Peki dışarıya çıkanlara bakalım arkadaşlar. Bu taraftan 2 ATP sübsat düzeyinde fosforlasyonla elde ettik. Ayrı zamanda bir de arkadaşlar NAD H2 dediğimiz hidrojen taşıyıcılar elde ettik. Bu tarafta da yine aynı arkadaşlar. 2 ATP elde ettik. Ayrı zamanda bir de NAD 2 elde ettik. Bu tarafı böldüm. Bir pürüvik asiti. Biz bir etil alkola yapalım. Diğer tarafı ise laktik asit şeklinde yapalım arkadaşlar. 3 karbondan 2 karbona kadar düşer. 2 karbona kadar düştüğü zaman aset aldehit dediğimiz maddemiz oluşur. Arkadaşlar 3'ten 2'ye düştüğü için dışarıya ne çıkışı vardır? Karbondioksit çıkışı vardır. Son ürün evresi diye ifade ettiğimiz bu 3 karbondan sonraki aşağıya kalan kısımlar arkadaşlar bir amaç için yapılır. Bu amacımız ise NAT koenzimini kurtarmaktır. İndirgenmiş olan bu enzimi yükseltgenme haline getirmek lazım. Peki aldehitler üzerine hidrojen alınca primer alkol dediğimiz yapılar oluşacak. Yani etil alkol oluşacak arkadaşlar. E peki hidrojenler nereden alması lazım? Bakalım. Nat H2'deki hidrojen gelir. Üzerine aldehitin üzerine eklenir. Arkadaşlar dışarıya nat hidrojen şeklinde çıkar. Hidrojenin bir tanesini verir ve etil alkol fermentasyonu gerçekleşmiş olur. Laktik asit ise arkadaşlar direkt pürüvatın üzerine arkadaşlar nat H2'nin hidrojeni eklenir. Yine 3 karbonlu laktik asit oluşur. Peki burada bir arama molekülümüz var mı? Yok. Aynı zamanda arkadaşlar karbondioksit çıkışımız var mı? Yok arkadaşlar. Peki diyor ki glikozu aktifleştirmek için ATP harcanır. Bakalım Etil alkolden bakarsak ATP harcadım. Burada bir doğru oldu arkadaşlar. Laktik asitte de etil alkolde de ortaktır. 2'ye bakalım. Nat koenzimleri indirgenerek Nataşa dönüştürülür. 2 de doğru oldu arkadaşlar. Ama yanlış okumuşuz. Burası 3 üç arkadaşlar. 3'ümüz doğru oldu. 2'ye bakıyoruz. 2 buradaymış karbondioksit çıkışı gözlenir diyor ki arkadaşlar. Laktik asitte herhangi bir şekilde karbondioksit çıkışı yok. Etil alkolde karbondioksit çıkışı var arkadaşlar. Bu yüzden bunlar ortak gerçekleşmez. Yanlış oldu arkadaşlar. Süpsat düzeyinde fosforlasyonla ATP sentezleme demiş ki. Bakalım arkadaşlar. Glikoliz evresi tüm canlarda ortakta arkadaşlar. Şu evreden bahsediyoruz. 2 ATP ve 2 ATP totalde 4 ATP sentezlemiş. Etil alkolde de laktik asitte de, de süpsat düzeyinde ATP sentez zeneri arkadaşlar 4'te doğru oldu. Bize hangisi ortak kullanılır diyor ki arkadaşlar? 1 3 ve 4 doğru cevabımız olur. Doğru cevabımız D seçeneğinde var arkadaşlar. 35. sorudayız arkadaşlar. Aşağıdaki tiroid bezinden salgılanan troksin hormonun salgılanmasında hipotalamus ve hipofiz bezi tarafından kontrol edilen şema verilmiştir. Buna göre diyor ki açıklamalardan hangisi doğrudur? Bakalım arkadaşlar. Hipotalamus Rising faktörle hipofiz bezine uyarılır. TSH üretilir. TSH ön lobdan üretilecek arkadaşlar. Ön lob burası olsun. Üretildikten sonra tiroid uyarıcı hormon tiroid bezine gelir. Bu bezimiz tiroid bezi. Tiroid bezinden troksin hormonu sentezlenir. Kandaki miktarı troksinin miktarı çok artarsa negatif feedbackle yani baskılayıcı faktörle yine Hipotalamus uyarılır. Bu sefer inhibiting faktör dediğimiz durdurucu faktör devreye girer ve TSH miktarı azalır. Buna bağlı olarak tiroid bezlerinin uyarılmasıyla beraber troksin miktarı da azaltılmaya çalışılır arkadaşlar. Buna göre diyor ki açıklamalardan hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Bakalım troksin hormonunun artışı hipotalamus ve hipovizin salgısını azaltır. Troksin miktarını arttırırsak arkadaşlar negatif feedbackle Hipotalamus tekrar uyarılacak. Bu sefer hangi faktör devreye girecek? Inhibiting faktör dediğimiz kısım yani salgıyı durdur faktörü arkadaşlar. Buna bağlı olarak hipotalamus ve hipofiz bezinin salgısı ne olacaktır? Azalacaktır arkadaşlar. Bir doğru oldu. Troksin hormonun salgılanması hipotalamus, hipofiz ve troit bezinin etkisiyle gerçekleşir. Bakalım troksin hormonu hipotalamustaki releasing faktörle, hipofizdeki TSH ile ve tiroid bezindeki troksinle arkadaşlar kontrol edilir. Doğrudur. Troksin hormonu hipotalamusta üretilip hipofizin diyor arka lobundaki tiroid bezine aktarılır. Arkadaşlar burada öncelikle ön lob arka değil ön lobunda tiroid bezine aktarılır kısmı buradaysa kan yoluyla aktarılır arkadaşlar. İkincisi troksin hormonu hipotalamusta üretilir kısmı yanlış arkadaşlar hipofiz bezinde üretilir. Hipofiz bezini ne etkiliyordu? Releasing faktörü etkiliyordu. Bu yüzden üçüncüsü yanlış oldu. 35. sorunun doğru cevabı C seçeneği kaldı arkadaşlar. 36. sorudayız. DNA replikasyonu sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi en son gerçekleşir diyor ki. DNA replikasyonuna bakalım arkadaşlar. Sarmal yapıdaki DNA'mız öncelikle ne yapılacaktır? Açılacaktır. Merdivene çevireceğiz arkadaşlar. Peşine DNA polimeraz dediğimiz enzim mi karşılıklı gelecek? DNA polimeraz. Buna bağlı olarak arkadaşlar yeni zincir yapacak. Karşılığına da yine DNA polimeraz enzimi gelecek ve yeni zincir yapıp sonradan tekrar arkadaşlar sarmal yapıya sahip 2 tane DNA elde edeceğiz. DNA'nın sarmal işlevsel yapı kazanması bu kalsın arkadaşlar. Başlangıç seviyemiz değil. Azotlu organik bazlar arasındaki zayıf hidrojen bağlarının açılması. Arkadaşlar adeninle karşılığında ikili hidrojen bağ yapan timin, guaninle karşılığında üçlü hidrojen bağ yapan sitozin. Ne yapacaktır? Zayıf hidrojen bağları açılacaktır arkadaşlar. DNA'yı birinci iplik ve ikinci iplik şeklinde ayırmamız lazım. Burası birinci evremiz olsun. Kalıp iplikteki nükleotitlerin karşısına uygun nükleotit dizilmesi. Az önce demiştik DNA polimeraz enzimi açılan bölgeye gelir bağlanır ve buradaki kalıplık olan adeninin karşısına arkadaşlar tekrar timini bağlar. Guaninin karşısına ise neyi bağlayacaktır? Stozini bağlayacaktır. Bağlar ikincisi oldu. Oluşan organik bazlar arasında zayıf hidrojen bağı kurulur. Arkadaşlar bakalım timini bağlamıştık. Baz şeker fosfat bağımız var. Peşine guanin yapmıştık arkadaşlar şurada. Şu ve şu yeni baz, şeker fosfatımız var. Bunlar da birbirlerine polinükleotit dediğimiz yapı oluşturması lazım. Ve fosfodiester bağlarla birbirine bağlanır. Üçüncü oldu. Nükleotitler arasında şeker fosfat bağlarının kurulması. Burası da aynı arkadaşlar. Dördüncü oldu bu sefer. Peki DNA tekrardan şu anda düzleme halinde yukarıdan aşağı ürettiğimiz için tekrardan üretildikten sonra yeni zincirimiz bu yeni zincir olsun. Tekrardan sarmal hale gelmesi ise en sonunda gerçekleşir. Bu yüzden A seçeneğimiz doğru oldu arkadaşlar. 37. sorudayız. Aşağıdaki şekilde dişi üreme sisteminin kısımları gösterilmiştir. X dediği yer yumurtalık arkadaşlar. Y dediği yer ise fallop tüpü veya arkadaşlar yumurta kanalı. Z dediği yer ise arkadaşlar şuraya yazalım. Z de endometrium ya da rahim duvarı dediğimiz yer oldu. X, Y, Z kısımların gerçekleşen olaylarla ilgili olarak açıklamalardan hangisi doğrudur diyor ki arkadaşlar. X'de FSH salgılanır. Arkadaşlar güzel bir çeldirici olmuş. FSH Hipofiz bezinden salgılanır. Yani beyinden salgılanır. Folikül uyarıcı hormondur. FSH'nin etki ettiği yer X'dir. Salgılamaz arkadaşlar. X'te salgılananları açıklayalım. X'te salgılanan hormonlar östrojen hormonu bir de arkadaşlar progesteron hormonu. Bu iki hormon salgılanır. Bir yanlış oldu. 2'ye bakalım. Y'de yumurta hücresi döllenir. Yumurta kanalına geçen ya da fallop tüpüne geçen yumurta spermlerle beraber dö döllenir. 2 doğru oldu arkadaşlar. 3'e bakıyoruz. Z'de embriyonun tutunup gelişmesini tamamladığı kısımdır arkadaşlar. Endometrium dediğimiz yerde embriyo tutulur ve göbek bağı oluşur. 9 aylık bir süre burada tamamlanır arkadaşlar. 3'te doğru oldu. Peki 37'nin sorunun doğru cevabı D seçeneğidir arkadaşlar. 38. soruya geldik. İnsanda karbondioksit taşıması sırasında reaksiyonlardan hangileri doku kılcallarında gerçekleşir? Denklemi yapalım arkadaşlar karbondioksit taşınması için. Öncelikle karbondioksit nerede oluşacaktır? Oksijenin solunumu yapan dokularda oluşacaktır arkadaşlar. Oluşan karbondioksiti taşımak için 3 tane yöntemimiz var. 3 tane yöntem. Peki birinci yöntemden bahsediyoruz arkadaşlar. Karbondioksit suda çözülür. İkinci yöntem çok az miktarı arkadaşlar. %5'lik dilim gibi. İkinci yöntem ise HB yani hemoglobine karbondioksit bağlanır. HB karbondioksit karbonino hemoglobin şeklinde taşınır. Çok tercih edilen bir taşınma şekli değildir arkadaşlar bunlar. Çünkü hemoglobine bağlanmak kolayken karbondioksitin ayrılması zordur. Bu yüzden bağlanmak istemez. Üçüncü ve en önemli yöntem arkadaşlar bizim için. Karbondioksitin birkaç işlem sonucu bir karbonat iyonu şeklinde taşınmasıdır. Arkadaşlar karbondioksit molekülü suyla beraber karbonik anhidras enzimi yardımında H2CO3'e dönüştürülür. Karboksilik asite dönüştürür. Arkadaşlar karbondioksit suyla birleştirdik ama ortama asit yaptık arkadaşlar. E peki kanın pH'i değişince insanın hemostazisi yani iç dengesi değişecektir. Bu yüzden bunu da kurtarmam lazım. Kurtarabilmek için H2CO3 biliyoruz ki yine arkadaşlar suda çözüleceğine göre hidrojen artı HCO3 eksi şeklinde ayrışır. Bu hidrojen artı arkadaşlar yani pozitif değeri bizim pH'ımızı yine bozacak arkadaşlar. Bundan kurtulabilmek için Hb artı hidrojenle birleştiririm. HbH şeklinde yaparım ve nötrlemiş olurum. Kanın pH'ını asitlik yapmaktan kurtardık arkadaşlar bu şekilde. Yani hemoglobin ne taşıyabiliyor? Hidrojen taşıyabiliyor. Burada hemoglobin karbondioksit de taşıyabiliyor. Ayrıca hemoglobin oksijen de taşınabiliyor. Güzel bir soru çıkar arkadaşlar burada. Hemoglobin molekülü aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? Karbondioksit oldu, oksijen oldu, ayrı zamanda bir de hidrojen oldu. Hidrojen genellikle unutulur burada. Peki devam ediyoruz. Bir karbonat iyonunun pH aralığı kanın pH aralığıyla eş değerdir arkadaşlar. Neredeyse eş değerdir. Bu yüzden bir karbonat iyonu kan sıvısında plazmasında taşınır arkadaşlar. Şu anda yaptığımız denklemler, yani 3 numaralı yaptığımız denklemler tamamı nerede gerçekleşecek? Dokuda gerçekleşecek. Peki arkadaşlar, akciğere gelirsek ne olur? Akciğere gelirsek ok yönlerini değiştirirsek, yani bu şekilde yaparsak, bu sefer kırmızı olarak yaptıklarımızın tamamı arkadaşlar akciğerlerde gerçekleşir. Yani kırmızılar akciğer siyahlarsa arkadaşlar dokular olacaktır. Doku. Bu karbondioksitin taşınması. Peki sorumuza geri dönelim bu bilgileri verdikten sonra. Hb karbondioksit arkadaşlar Hb artı karbondioksite kadar parçalanmış. Bakalım arkadaşlar biz 2 numaralı bölüme bakıyoruz şu anda. Hb karbondioksite birleşip Hb karbondioksit karbomino hemoglobin yaptık. Bunun tam tersi nerede gerçekleşecektir? Yine akciğerde gerçekleşecektir. Denklemimiz nasıl? Tam tersi olanı. Bu akciğer yazıyoruz. 1 yanlış oldu arkadaşlar. Peki 2'ye bakalım. Diyor ki karbondioksit ve su birleşecek. Karboksilik asit elde edeceğiz. Bunu yapan enzim de sorulur. Karbonik an hidraz enzimi güzel bir enzim çünkü bu enzim tersinir çalışır arkadaşlar. Bu yönde çalışabileceği gibi tersinir de çalışabilir. Hem dokularda hem de akciğerde görev yapar bu enzim ayrıca. Nerede gerçekleşiyor arkadaşlar bakalım? Karbondioksit su birleşmiş. Karboksilik asit elde etmiş. Dokularda gerçekleşiyor. Doğru oldu. Bir diğerine bakalım. Karboksilik asit. Asit olduğu için kanın pH'ini değiştirecekti arkadaşlar. Hemostaziyi bozacaktı. Ne yapıyorduk? Suyun içerisinde bunlar çözülüyordu arkadaşlar. Hidrojen ve bikarbonat iyonu şeklinde ayrışıyordu. Bakalım arkadaşlar nerede? Siyahlı takip ediyoruz. Hidrojen ve bikarbonata kadar ayrışmış. Yine dokularda gerçekleşir. Bu yüzden 39. sorunun doğru cevabı E seçeneği oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar 39. soruya geldik. Aşağıdaki grafikte farklı damarlarda kanın akış hızı verilmiştir. Akış hızına bakarak bunları hemen ayıralım arkadaşlar. Bir de akış çok fazla o zaman bire atar damar diyoruz. Peki ikiye bakıyoruz. Akış hızı en az olduğu için besin alışverişi çok daha rahat yapılır arkadaşlar. Hızlı olan yerde besin alışverişi azlık olacak. Bu yüzden kanın akış hızı çok azalmış. O zaman besin alışverişini yapıldığı damar kılcal damar olacaktır. 3'e bakarsak arkadaşlar kapalı bir dolaşma sahip olduğumuza göre atar damar dedik, kılcal damar dedik ki üçüncüsü ise ne olacaktır? Toplar damar olacaktır. Toplar damar dedik. Peki arkadaşlar diyor ki hangisi yanlıştır verilerinde? 2 numaralı damarda bağ doku ve düz kas bulunmaz. Arkadaşlar 2 numaralı damar kılcal damar olduğu için madde alışverişi gerçekleşecek. Burada tek katlı yassı epitel doku bulunur. Yani deri hücresi gibi yapılar bulunur. Aklınıza deri hücresi kalsın. Etrafını bir kaplamayla kaplamam arkadaşlar. Çünkü kaplama olursa yani düz kas ve bağ doku gibi kaplamalarımız olursa madde alışverişi gerçekleşmez. O zaman atar damarda madde alışverişi var mı? Yok. Toplar damarda madde alışverişi var mı? Yok. Sadece epitel doku bulunan yerlerde madde alışverişi var. O da kılcal damarlar bulunmaz diyor ki bu yüzden doğru oldu. 3 numaralı damarda doku sıvısı ile kan arasında madde alışverişi gerçekleşir. Arkadaşlar A ve B'yi okuduğumuz an tek katliya septel doku olduğu an madde alışverişi gerçekleşiyordu. Bunun dışında herhangi bir yerde madde alışverişi var mı? Yok arkadaşlar. 3 numara yapı toplar damar. Bunun içerisinde düz kas ve bakın arkadaşlar bağ doku olduğu için madde alışverişi gerçekleşmez. Burada gerçekleşir diyor. Yanlışı bulduk arkadaşlar. Geldik 3'e. 1 numara damarda elastik lifler bulunur. Basınç fazla olduğu için arkadaşlar kalpten çıkan damar, atar damar. Bu yüzden elastik lifler bulunur. Doğrudur. Kan basıncının en düşük damarı 3 numaralı damardır. Kan basıncı arkadaşlar kalpten uzaklaştıkça azalır. Bakalım kalpten çıkan damara ne diyoruz? Birinci olan kısım atar damar diyoruz. Peşine hemen hangi damar gelecek? Kılcal damar gelecek. Peşine arkadaşlar buraya 2 dedik. Buraya da 3 diyelim. Peşine de toplar damar gelecek. Bakalım arkadaşlar kalpten uzaklaştıkça kan basıncı ne olur? Düşer. En düşük olan nedir? Toplar damardır. Doğru oldu. Her üç damarda da epitel doku bulunur. Arkadaşlar endotel diye ifade ettiğimiz bu tek katlı alveol her 3 damarda da ortak bulunur. Doğru oldu. Bize yanlış istemiş arkadaşlar 39. sorunun. Doğru cevabı B seçeneği. Evet arkadaşlar 40. ve son soruya geldik. İnsan gözünde bulunan diyor ki iris, kornea, göz merceği kısımlardan hangisi sert tabaka, hangisi damar tabaka ait olduğu doğru seçenekte gösterilmiştir diyor. Hemen gözün bir yapısını çizelim arkadaşlar. Dışarıya doğru bir şişkinliği var sonra yine böyle gelecek ve burası da optik sinirlerin toplanıp beyne doğru gittiği yer arkadaşlar. Şimdi bu dışarı doğru olan kısım kırmızıyla gösterdik arkadaşlar burayı. Saydam olan tabaka ve göze ilk ışığın geldi, gelip kırıldığı yer yani kornea olacak. Şimdi arkadaşlar gözde 3 tane tabaka var. Sert tabaka, damar tabaka ve A tabaka diye ifade ettiğimiz sert tabaka Gözün tamamını kaplar. Tamamını kaplarken arkadaşlar dışarıya doğru şişkinlik yapıp saydamlaşırsa isim ne olur? Kornea olur. O zaman kornea hangi tabakaya aitmiş? Sert tabakaya aitmiş. Başka diğer özelliği başka bir yerde e, karşınıza gelirse göze gelen ilk ışık burada kırılır. Başka özelliği, üçüncü özelliği arkadaşlar korneada e, damarlar bulunmadığı için arkadaşlar Kornea nakilleri kolaydır. Peki korneanın beslenmesi buradaki canlı hücrelerin beslenmesi neyle karşı yapılacaktır? Göz kapağıyla yapılacak arkadaşlar. Çok uzun süre açıkta kalırsa gözünüz, uykusuz kalırsanız gözleriniz sızlamaya başlar. Çünkü korneadaki hücreler difüzyonla madde alışverişi yaptığı için, kan damarlar burada bulunmadığı için besin kıtlığı yaşar ve gözünüz sızlamaya başlar. Peki ikinci tabakamıza bakalım arkadaşlar. Rengini değiştirelim. İkinci tabakamızsa içerisindeki damar tabaka dediğimiz kısım. Şöyle gösterelim. Damar tabaka arkadaşlar renkli kısım olan irisi oluşturur bir arkadaşlar. Ayrı zamanda gözün içerisinde merceği oluşturur iki. Merceğin etrafındaki merceği değiştiren kalınlığın incelini ayarlayan bir de kaslar oluşturur üç arkadaşlar. Demek ki iris neyle oluşturacaktır? Damar tabakayla Peki irisinin herhangi bir özelliği var mı? Yani bizim gözün renkli olan kısmı arkadaşlar bunlar. Renkli olmasının herhangi bir özelliği yok. Yani göze estetik değerden başka herhangi bir özelliği göstermiyor. Ama arkadaşlar buradaki kaslar sayesinde kaslar sayesinde Göze gelen ışığı ayarlamada sorumlu arkadaşlar. Eğer çok aydınlık bir bölüme geçerseniz bu sefer iris ne yapacaktır? Küçülecektir. Yani göz bebeği küçülecektir arkadaşlar. Karanlığa gidersek daha fazla ışık alabilmesi için büyüyecektir. Irisin böyle göze giren ışığı ayarlama gibi fonksiyonu var arkadaşlar. Peki başka ne demiştik? Göz merceğinin bulunduğu yer. Göz merceği ise uzaklık yakınlığı ayarlar arkadaşlar. Bu yüzden bu da yine damar tabakada bulunur. Peki hocam bir diğerinden de bahsetmiştiniz. A tabakadan bahsetmiştiniz. Yani retinadan bahsetmiştiniz. Retina dediğimizde yeşil olarak gösterelim arkadaşlar. Retina. Bu sarı benek, sarı çukur diye ifade ettiğimiz yerde bulunan fotoreseptörler. Bu fotoreseptörler koni ve çubuk reseptörler arkadaşlar. Koni reseptörler rengi ayarlar, çubuk reseptörlerse şekli ayarlar. Buraya görüntü ters düşer. Bunlar e, reseptörle algılandıktan sonra arkadaşlar sinir hücrelerine iletilir. Kör nokta diye ifade ettiğimiz sadece sinir hücrelerinden bulunan, reseptör bulunmayan yerden beynin ilgili bölümüne gönderilir arkadaşlar. Peki 40. sorunun cevabına bakarsak arkadaşlar sert tabaka 2 olacak. Peki damar tabakası ise 1 üç olacak. Doğru cevabımız B seçeneği oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir denemenin daha sonuna geldik. Sabırla dinlediğiniz için teşekkürler. Başka denemelerde tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.